Mutluluk. Mutluluk nedir diye sorulunca masallarda hikayenin sonuna denk düşen mutluluk gerçek hayatta baş tarafta tercih edildiğinden, gerçek insanların başına gerçek acılar geldiğinden, ayrıca mutlu insanların çok sıkıcı insanlar olmasından dolayı mutluluk gerçek hayatta tercih edilmez sevgili İsa'cığım. Ayrıca yalnızca gerçek hayatta değil, romanlarda, dizilerde, filmlerde de mutlu insanları hiç kimse sevmez. Evinde oturan mutsuz insanları mutlu eden tek şey kendilerinden daha mutsuz olan insanların hikayeleri olduğundan. Ayrıca yazarlarımız genellikle mutsuz insanların hikayelerini anlattığından parayı bu yolla kırarak mutlu olurlar. Niye canım? Herkes mutsuz olacak diye bir kaide mi var? Var efendim, var. Bir kere ben nasıl mutlu olunur bilmiyorum ya. Bence mutluluk yasaklanmalı. Düşünsene, Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı kanun hükmünde kararname, dün gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mutluluğa muhalefet kanunu bütün yurttaki mutsuzlar tarafından sevinçle karşılandı diye bir gazete haberi okusak fena mı olur ya? Fena mı olur ya? Hoppala. Böyle şey olur mu Poyraz evladım? Olur efendim. Olur. Bal gibi olur. Bak ben sana mutlu olunca ne olacağını söyleyeyim. Her şey yolunda. Sıkılırsın bir kere. Düşünsene bak, evdesin. Mutlusun. Üç aylığı almışsın. Karın, çoluğun, çocuğun hepsi yanında. Mutlusun, oturuyorsun. Her şey yolunda. Borcun yok, harcın yok. Aşk acısı çekmiyorsun. Öl artık. Değil mi? Ya haksız mıyım ben ya? Haksızsın. Biz mutluluğu hak ediyoruz bir kere. Edemezsiniz efendim, edemezsiniz. Mutlu insanlar ölmeye mahkumdur. Çünkü hikayeleri biter. Tarih yalnızca mutsuzları yazar. Bana bakın ey mahalle halkı! İçinizdeki mutluları tek tek bulup tutuklamak benim boynumun borcudur be! Biz burada acı çekerken sizin mutlu olmaya ne hakkınız var lan? Komşuluk bitmiş albayım. Komşuluk bitmiş be! Size mutlu olunca ne olacağını söyleyeyim. Mutluluktan depresyona gireceksiniz, sonra yine mutsuz olacaksınız. Sokaklar camlardan kendilerini aşağı atmış gencecik bedenlerle dolup taşıyacak. Ambulanslar yetişmeyecek, morglar daha fazla ceset almayacak. Evlatlarını kaybetmiş ana babaların feryatları arşu alayı titretecek. Peşinden koşup durduğunuz şu mutluluk denen hülyaya kapılıp sonunda kendinizi öldüreceksiniz. Ey zavallı insanoğlu, mutluluk diye bir şey yok, kendimden biliyorum. Öyle bir şey yok. İşte burada her şeyi ispat etmek üzere balkona çıkmış bulunup size mutluluk diye bir şey olmadığını ispat ediyorum. Alın buyurun. Evlen benimle Ayşegül. Mutlu olalım.